Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. İş görüşmesinde yakaladınız. Evet. Kırmadınız bizi. Estağfurullah. Ve çok güzel bir olayla gündeme geldi sosyal medyada şu anda. Evlenme teklifi aldınız. Evet. Nasıl, ilk duygularınızı alabilir miyiz? Mutluyum. Çok heyecanlıyım. Çok yeni oldu zaten. Doğum günümde teklif aldım. O yüzden hala böyle çok yeni olduğu için çok heyecanlıyım. Bir teklif oldu. Haberiniz oldu mu? Hissettiniz mi? Yok. Genelde kadınlar hisseder derler. Evet, hep öyle diyorlar ama bana açıkçası çok sürpriz oldu. Çünkü doğum günüm için biz bir tatile gitmiştik. Doğum günü yemeği yerken yedikten sonra ben evlenme teklifi aldım. O yüzden çok beklediğim bir sürpriz değildi açıkçası. Çünkü ben daha çok böyle doğum günüm kutlarız falan diye orada bulunduğumuzu düşünüyordum. O yüzden çok şaşırdım, çok mutlu oldum. Hemen böyle şakır şakır ağladım. O yüzden çok mutluyum. Zaten baş başa tatil etmiştik. O yüzden bir arkadaşımız ya da aileden biri yoktu yanımız. O yüzden kimse şahit olamadı aslında. Biz işte bir restoranda yemek yiyorduk. İşte yemekten sonra doğum günü pastası niyetine işte tatlı söyledik işte. Onun mumu geldi. Ben de böyle uzun uzun dilek diledim işte böyle doğum günüm diye. Ondan sonra işte üfledim. Tam böyle tatlı yiyecekken evlilik teklifi geldi. Ondan sonra zaten işte sarıldık falan ama ben o kadar heyecanlandım ki zaten çoğu şeyi ben bile hatırlamıyorum. Değil, yüzünüzü göremiyoruz efendim. Evet. Ya şöyle, biz tatilden döndükten sonra yüzüğü bazı düzenlemeler yapılması için kuyumcuya geri götürdük. Çünkü şey işte, evet böyle daha rahat olsun, daha iyi hissedeyim diye. Çünkü malum bir ömür takacağım inşallah. Bir plan var mı? Hayalinizdeki düğün nedir? Düşündünüz mü? Şu an konuşuyor musunuz bunu? Yani şöyle, hayalimdeki bir düğün yok henüz. Çok yeni olduğu için ailelerimizle birlikte henüz konuşma, planlama sürecindeyiz. Bir de ben bir yandan bazı projelerle konuşuyorum. Yeni sezonda bir iş yapmayı planlıyoruz. Hani o yüzden birazcık oraya da bağlı. Yani hani biraz gidişata bırakacağız çünkü sonuçta acelemiz de yok. Hani o yüzden böyle rahat rahat planlayacağımız, içimize sinecek güzel bir şey olsun istiyoruz. Hem bizim hem ailelerimiz için. Evlilik çok güzel bir meselesi. Bazen de hani mesela sosyal medyada sürekli algı var. Zor bir karar da olduğunu biliyoruz yani. Siz evlenmeyin. Sizin evliliğe bakışınız nedir? Yani şöyle, bence bu herkesin kendi kararı. Yani evlenmeye karar verdik ama hani bu böyle herkese mutlaka evlenin ya da işte bekarlık sultanlıktır diyebileceğim bir şey değil. Herkesin ilişkisinin dinamiği çok farklı. O yüzden herkes nasıl mutluysa bence öyle yaşamalı. Peki evlilikle oyunculuk arasında da bir gündeme gelen bazı şeyler oluyor. Zor oldu. Oyunculuğun çok zor oldu. Üstüne böyle evlilik kutsal bir şeyin devam etmesinde bazen mesela ele geç geldiler dizilerden, işte setlerden dolayı zorluklar. Hatta oyuncuların bazıları yeter artık yapmayacağım diyenler de oluyor. Tükendim ben artık. Bu denge işiniz de anlayışlı insan nasıl destekliyorsunuz onları? Yani bu yine herkesin tabii ki ilişkisinin dinamiğiyle ilgili bir şey ama bizim öyle bir problemimiz yok. Aksine benim en büyük destekçim ailemden sonra proje seçerken herhangi bir projenin içinde yer aldığımda en az benim kadar benim başarılı olmamı isteyen biri. Hani o yüzden onunla ilgili bir sıkıntı hiç ben yaşamadım. O yüzden çok destek veriyor bana karar aşamalarında. Birlikte senaryo okuyoruz, birlikte çoğu şeye birlikte karar veriyoruz. Hani o yüzden evet, bizim sektörde maalesef saatlerden dolayı çalışma yoğunluğu biraz fazla ama biz kendi dengemizi kurabildik. Yani şöyle, reklam mı olacak? Açıkçası şu an farklı birkaç işle konuşuyoruz. O yüzden hani bir tanesini söyleyemem. Çünkü belli değil henüz. Yani bana da sürpriz olur söylersem. Hani o yüzden şu an birkaç şeyle görüşüyoruz. Artık hangisi olursa zaten eminim ilk siz bilirsiniz. Son olarak biz kardeşimiz olduk. Şöyle, biz imkanımız olduğu için, yerimiz olduğu
için biz zaten bir köpek sahiplenmek istiyorduk. Fakat doğru zamanı arıyorduk. Ben malum geri devam ediyorum. Şöyle, biz bir süredir hayvan sahiplenmek istiyorduk. Fakat ben işte malum şehir dışında bir projede yer alıyordum. O yüzden böyle doğru zamanı bekliyorduk. Geçtiğimiz ay şans eseri aslında bir köpekle tanıştık, annesiyle tanıştık ve yavrulamış ve sahiplendirmek istiyorlardı. Çok da iyi şartlarda yaşamıyordu yavrular. O yüzden biz de ismini Luka koyduk. Luka'yı sahiplenmek istedik. Çünkü biraz böyle köşeye sinmiş, korkmuş bir köpek yavrusuydu. 6 aylıktı biz sahiplenirken. O yüzden biz böyle heyecanla onu sahiplenmek istedik. O yüzden açıkçası benim tek söyleyebileceğim şey, eğer imkanı olan, maddi manevi, zamanı olan, ona verecek sevgisi olan herkesin sokaktan kedi köpek sahiplenmesini gerçekten dilerim. Ama gerçekten bu büyük bir sorumluluk. O yüzden de hani böyle sahiplenip bir ay sonra, iki ay sonra ben bakamıyorum, yapamıyorum diye kendine güvenmeyecek insanların da bu topa girmesini hiç istemem açıkçası. Eğer yapabilecekse herkesin tabii ki satın almayıp sahiplenmesini dilerim. Sonra evde yemekleri siz yapıyorsunuz. Şehir dışında bir yerden... Dışarıdan da servis gelmiyormuş galiba. Ya evet, şöyle, ben yemek yapmayı çok seviyorum öncelikle. O yüzden böyle vaktim olduğunca, eğer sette değilsem, işte değilsem, mutfakta olmayı, zaman geçirmeyi çok seviyorum. Bir de çok böyle sağlıklı beslenmeyi, dengeli beslenmeyi de seven biri olduğum için böyle evde böyle bahçeden meyveleri, sebzeleri toplayıp mutfakta küçük küçük bir şeyler yapmayı çok seviyorum. Kendi bahçeniz. Evet. Böyle bahçemizde yetiştirdiğimiz böyle küçük bir meyve sebze alanı var. Onlardan böyle toplayıp, özellikle yaz aylarında çok böyle şu an en mutlu olduğum şeylerden biri o. Yani o yemek istemiyor çünkü hani öyle bir iletişimimiz yok ama genelde yaptığım her şeyi seviyor ya. Yani çünkü şöyle, ben de öyle aşçıyım, çok iyi yemekler yapıyorum diyebilecek biri değilim ama yemek yapmayı seviyorum. O yüzden de böyle dengeli bir şekilde ne yapsam seviyor galiba. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.